Merhaba arkadaşlar. Bugün size Linux komutlarından MV komutundan bahsedeceğim. Bir önceki videoda copy komutu, yani kopyalama işlemi yapan cp komutundan bahsetmiştim. Oradan bir kaynaktan bir hedefe dosyaları istediğimiz gibi kopyalayabiliyorduk. Burada da bir kaynaktan dosyaları belirli bir hedefe taşıma işlemi yapacağız. Bu işlemi yaparken MV komutunun söz dizimi şu şekilde. MV geliyoruz. Herhangi bir argüman belirtecekler seçenekler kısmında, yani MV'den sonra argümanınızı belirtiyoruz. Sonra taşınacak dosya da klasör kaynağını belirtiyoruz. Sonra da taşınacak dosyaların hedefini belirtiyoruz. Bu şekilde MV komutunu çağırabiliriz. MV komutunu çağırırken şuna çok dikkat etmek gerekli. Hem kaynakta hem de hedefte yazma hakkınız olması gerekiyor. Kopyalamada nasıldı? Kaynakta okuma hakkınızın, hedefte yazma hakkınızın olması yeterliydi. Ama burada taşıma işlemi yaparken hem kaynakta hem hedefte ne yapacaksınız? Ne hakkınız olacak? Yazma hakkınız olacak. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi ben burada geliyorum. İlk önce mevcut dizinimdeki dosyaları göreyim. Bakın, benim burada belirli dosyalarım var. Belirli klasörlerim var. Ben taşıma ve taşıma işlemini yaparken yapmadan önce birkaç tane dosya oluşturayım. Mesela touch'la geleyim. 4txt diye bir tane dosya oluşturayım. Oluşturdum. Şimdi geleyim içine bir şey yazayım. Ne yazacağım? 4txt. Ne dedim? Merhaba. Merhaba. Yazdım. Şimdi bakalım dosyamın içine bakayım. Evet, 3 tane yazdığım satırda ekrana geldi. Şimdi ben bu dosyamın taşınmasını istiyorum. MD 4TX'de geliyorum. Bakın, herhangi bir parametre belirtmedim. Seçeni benim dosyamın adı ve kaynak belirteceğim. Geliyorum backup 7. Bakın, backup 7'de dikkat ederseniz herhangi bir isim belirtmiyorum. İsim belirtmediğimde ne olacak? 4txt dosyasını aynı isimle backup dizinin altına atacak. Attı mı? Bakalım hemen. Bakın, 4txt dosyam geldi. İçeriği aynı mı? Neden aynı olmasın? Dosyayı taşıdık. Bakın, aynı dosyam geldi. Ama ben bunu istemiyorum. Ne istiyorum? Oradaki dosyamın oraya, yani kaynaktan hedefe taşınırken dosya isim farklı olsun istiyorum. Tamam, nasıl yaparız? Hadi gelin bir tane ilk önce dosya oluşturalım tekrar. Ne ile oluşturuyoruz? Touch komutu. Touch komutuyla 5txt diyorum. Oluşturdum. Cat komutuyla içine bir şey yazayım. 5txt. Hi. Hi. Dedim. Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi hedefim ne? Geliyorum MV 5TX'de backup 7'nin altına, bunu bu isimle değil de, örnek veriyorum, 100TX'de ile taşıdım mı? Bakın, mevcut dizimde 5TX'de gitti. Oraya bakıyorum, hangi dosya geldi? Bakın, 100TX'de diye bir dosya. 100TX'de'nin içeriğini görebilir miyim? Tabii ki görebilirim. Göreyim, görelim. Bakın, iki tane hi satırı yazmıştım. O iki hi satırım da geldi. Buraya kadar tamam değil mi? Hiçbir argüman kullanmadım da taşıma işlemi yaparken, hedef için, hedefe taşırken bir isim belirtmezsem dosya için, aynı isimle o dosyayı taşıyor. Ama hedef kaynaktaki dosya ismini istemiyorum, aynı zamanda ismini değiştirmek istiyorsam kaynağı hedef için belirli yeni bir isim belirtebilirim. Hadi devam edelim. Şimdi bizim MV komutunu kullanırken belirli argümanlar kullanabiliriz. Bu argümanların en başında benim kullanacağım argüman en argümanı. Bu argümanın aynısı CP, yani kopyalama komutunda da vardır. Bu işlemi nasıl yapıyorum? Geliyorum. MV komutunu çalıştırıyorum. En argümanını yazıyorum. En argümanı ne için kullanılıyor? En argümanı şu. Diyor ki, senin burada bir dosyan var. Yani kaynakta bir dosyan var. Aynı dosya ismiyle hedefte de bir dosya varsa bu dosyayı taşıma.
Tamam, bakalım benim ilk önce kaynağımda neler var? Ha, 3TX'de diyor bir dosyam var. Bakalım 3TX'de öyle bir orada da böyle bir dosya var mı? İlk önce ona bakalım. Çünkü olan bir dosyayı yapayım ki gösterebileyim. Bakalım. Default'ta bunun üzerine mi yazar? Üzerine yazar tabii. Hadi bunu gösterelim. İlk önce mesela cat'le gelelim. Bir TXT dosyası oluşturalım. Hi 1 2 3. Bakın şimdi hedefte de dosyam var. İçeriğini görelim hedeftekinin. Hedef diyorum. Kaynaktaki içeriği bu. Hedeftekinin içeriğini görelim. Bakın, hi Linux, Linux her yerde. Şimdi eğer en argümanı kullanmazsam ne olacak? Benim hedefim kaynağımdaki dosyanın içeriği gidip hedeftekinin içeriğine yazılacak. Yani onun üzerine yazdığı için benim hedefteki dosyam kaybolacak. Tamam. Ben bunun olsun istemiyorum. Geliyorum. Bakın. MVN dedim. 1TXT dedim. Hiçbir şey belirtmiyorum. Backup 7. Dedim ki env komutuyla bu dizindeki 1TXT dosyasını backup 7'nin içine taşı dedim. Bakalım taşındı mı? Nasıl anlarım? Hedefi kontrol ediyorum. Aa, taşınmadı. Niye? Bakın komutu çalıştırmadan önce ve komutu çalıştırdıktan sonra hala içerik nasıl? Aynı. Anladınız değil mi? En parametresi, en argümanı dedi ki eğer hedefte aynı dosya varsa üzerine yazma. Evet, ikinci argümanımız i argümanı. I argümanı ne diyor burada? I argümanı diyor ki kaynakta taşımaya çalıştığın dosya hedefte de varsa üzerine yazıp sormamak, yazıp yazmamak için benden onay al. Ne demek? Bakalım 1TX'te backup 7. Bakın ne yapıyorum? Bakın hedefte de değil mi? Backup 7 klasörünün içinde de dizininde de 1TXT var. Bana diyor ki override backup 7 folder inside bir TXT var. Yazayım mı? Hayır diyorum. Diyebilirim. Şu Enter'a bastığımda üzerine yazacak. Ama ben Ctrl Z ile çıkıyorum. Yazdı mı? Hayır. Çıktığım için bu işlemi yapmadı. Bakın hala aynı. İçeriği aynı. Evet, gelelim üçüncü parametre. U parametresi. U parametresi baş harfinden de anlaşılabileceği gibi update anlamında. Kaynaktan hedefe bir dosya taşıdığınızda eğer kaynaktaki dosyanız daha yeni ise hedefe taşı diyorsunuz. Ne demek bu? Bakın şimdi benim burada bir dosyam var. Bir TXT dosyam. Hangisini daha yeni oluşturdum? Hangisini daha yeni oluşturdum? Bakalım. Biraz önce şeyin içindeki dosyayı daha yeni oluşturdum. Backup'ın içinde, backup 7'nin içinde daha yeni var. Yeni eski daha eski bir ana dizindeki dosya daha yeni. Şimdi ilk önce olay işlemi yapalım. Şöyle yapalım. Bakın. Env u parametresini çalıştırıyorum. Bakın. İlk önce şunu yapalım. Öbürünü daha yeni yapalım. Nasıl daha yeni yaparız? Gider değiştirerek. Bakalım. Backup 7 bir TXT. Bakın. Gideceğim. İçeriğine bir şey ekleyeceğim. Ne yazıyordu? Hi Linux, Linux her yerde. Ne ekleyelim? Linux Word dedim. Bakalım. Artık bu dosya daha yeni, değil mi? Bu dosya daha yeni. Süper. Şimdi işlemi yapabilir miyim? Yapabilirim. Nasıl? Geliyorum env u parametre u argümanı bir txt backup dizinin içindeki bir tekstin üzerine yazacak mı yazmayacak mı? Bakalım şimdi. Gidiyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Yazdı mı? Yazmadı. Niye? Çünkü hedefteki bir TXT dosyası
şeydeki dosyadan, kaynaktaki bir TXT dosyasından daha güncel bir dosya. Bunu nasıl anlarım? Hatırlıyor musun stat komutunu? Stat bir TXT diyeyim, ana dizindeki bakın. Bakın dosya en son ne zaman değişmiş? Bakın 14.22'de. Doğru mu? Şimdi aynı dosyanın backup için, backup 7'nin içindeki dosya ne zaman değişmiş? Backup. Bakın 14.25'te. Bu dosya daha yeni değil mi? Yani benim backup 7'nin içindeki dosya daha yeni. Hadi şunu yapalım o zaman. Gelelim cat ana dizindeki bir txt'yi değiştirelim şimdi. Ne yazalım? Merhaba diyelim. Bu kadar. Cat. Bakın. Sonuna bir merhaba ekledim. Şimdi kontrol edelim yeniliğini. Hangisi daha yeni? Bakın. Bu 14.27 oldu. Ama backup'ın içindeki bir txt ne zaman? Bakın. 14.25. Artık benim kaynağımdaki bir txt, yani kaynağımdaki dosya daha yeni değil mi? Süper. Geliyorum. MV U parametresi bir txt backup 7. Taşıma işlemini yaptım. Hemen kontrol edelim. 1 cat cat komutuyla. Bakın. Bu biraz önce benim bu içerik nerenin içeriğini aldım şu an? Bakın. Backup'ın içindeki bir TXT dosyası biraz önceki ana dizinimdeki TXT dosyasının içeriğini aldı. Çünkü neden? Daha yeni bir dosya olduğu için taşıma işlemini yaptı ve üzerine yazdı. Buraya kadar tamam mı? Süper ilerliyoruz. Şimdi taşıma işlemini yaparken bazen bilgi almak isteyebiliriz. Bir dizinin ya da bir klasörü belirli bir yerden bir yere taşırken bir onay bununla ilgili bilgi almak isteyebiliriz. Nasıl? Bakalım şimdi. ls komutuyla çalıştırayım. Bir backup txt dosyasını taşımak isteyeyim. Bakalım. mv v parametresiyle bir backup txt backup 7'ye kendi ismiyle, eğer dosya yoksa kendi ismiyle taşısın istiyorum. Bakın. Diyor ki bu dosya buraya, bakın buraya, bu dizide bu isimle taşındı. Burada böyle bir dosya var mı? Bakalım artık. Bakın. Artık böyle bir dosya mevcut dizinde, mevcut dizinde böyle bir dosya yok artık. Yani ana dizinimde, ana dizinimde artık böyle bir dosya yok. Buraya kadar tamam mı? Tamam, süperiz. Şimdi devam edelim. Şimdi birden fazla dosya ve dizin taşıma. Hadi bakalım. Gelelim şimdi. Benim burada A ve B ve birçok klasörüm var. Tamam. Bakalım şimdi. Mesela A'nın içine bakalım. Bakalım. A'nın içine bakalım. A'nın içinde belirli dosyalar var gördüğünüz gibi. Bunları ben backup 7'de A diye bir klasörüm var mı? Bakalım. Ona da bakalım. Böyle bir klasör, böyle bir dizin yok. Şimdi geliyorum. Bakın dikkat ediniz lütfen. MV MV diyorum. Geliyorum. A klasörü diyorum. Bakalım ne olacak? A'yı diyelim. Bunu backup 7'nin içine taşı diyorum. Bakalım ne oldu? Bakın. A dizinin burada tamamen gitti. Bakalım gitti mi hepsi? Bakalım gitti mi? Ne kadar gitti? Bakalım hemen. LS backup 7 bu. A bakın. Bütün içerik burada. Hatta C'ye de gelelim. Bakalım. Gördünüz mü? Bütün içerik burada. Bütün içeriği görebiliyor musun? Bütün içeriği almış. Yani geldim. Ben MV ile dosya kopyaladığım gibi klasörleri de taşıyabilirim.
Şunu yapalım. Şunu yapalım. Gelelim. Bakın. LS ile B'nin içine bakalım şimdi. B'nin içinde belirli TXT dosyaları var, değil mi? Belirli TXT dosyaları var. Ne yapıyorum? Bakın şimdi. mb.b.txt. Dedim. Bunu backup 7'nin içine hiçbir argüman belirtmiyorum. Bakın hiçbir argüman belirtmiyorum. 4 tane dosya var. Aslında şurada şunu belirtebilirim. Bana olduğunda, bir dosya olduğunda şey desin. Üzerine yazayım yazmayayım diye sorsun. Bakın ne yaptım şimdi? B dizinin içindeki bütün TXT dosyaları backup 7'nin içine hepsini taşıyorum. Diyor ki bir TXT mevcut diyor. Üzerine yazayım mı diyor. Yaz diyorum. Bakın diğerleri için sormadı. Çünkü neden? Diğerleri yoktu. Gelelim ls backup 7. Bakın btxt'nin içindeki bütün biraz önce bakın şunlar vardı. Bakın dikkat edin ne vardı? a txt bb btxt bütün hepsi burada. Şeyin içindeki bakın buna izin ver, bunun taşınmasını istemedim ve A dizini hala içinde duruyor. Yani bir dizinin içindeki belirli dosya ya da dizinleri sadece onu belirterek de alabilirim. Doğru mu? Bunu da yapabilirim. Argümanları anlattım. Taşıma işlemini anlattım. Üzerine yazmadan önce argümanını anlattım. Bütün bu parametrelerin hepsini anlattım. Evet, bir parametre çok önemli. Şu MV çok tehlikeli bir parametre ama bakın MV'yi F parametresiyle çağırırsanız F argümanıyla çağırırsanız ne demek? Force. F'in buradaki force'un bizim kısaltılmış hali F ile geliyor. Diyorum ki mesela ben hiç sorma bir mesela burada bakalım ne var taşınabilecek aynı bir ne yapayım geleyim bir tane ilk önce dosya oluşturayım hemen bir cat'te geliyorum. Cat bir txt. Bunu oluşturayım. Hay diyeyim. Tamam hemen geçelim. Bakın şimdi mv f argümanı bir txt backup 7 sordu mu? Hiçbir şey yapmadı. Yeni mi? Yeni değil mi? Hiç umurunda değil. Üstüne yazdı. Üstüne yazdı mı gerçekten? Bakalım. Backup 7 bir txt. İçinde ne gözükmesi lazım? Sadece şu dizin gözük. Gördünüz mü? Hay dizini. Evet. Evet. Toplamında mv komutu copy komutu gibi kopyalama işlemleri yapan bir komut. Toplamında bu kadar. Bir de şu parametreyi anlatmaya çalışayım. Bir dakika onu da unutmayalım. Bir dakika. Onu da anlatayım size. Bir dakika. MV şöyle hayır anlatmışım onu da. Şunu evet anlatmamışım. Şu. Evet şu. Backup. Şimdi B diye bir tane argümanı var. Bu argüman ne işe yarıyor? Hemen göstereceğim şimdi. Bakın. Şimdi benim geliyorum ilk önce cat komutuyla tekrar bir txt diye bir dosya oluşturuyorum. Bakınız. Hello dedim. Bakın cat ile açıyorum bir txt'yi. Bakın bir txt dosyam var.
Öbür tarafta nasıl vardı? Backup'ın içinde, backup 7'nin içindeki de ne vardı? Hi yazıyordu değil mi? Bak. Şimdi env komutumu gelir b parametresi b argümanıyla çağırır. Backup 7'nin içine atın dersem ne yapacak? Bakın şimdi. Dedim ki benim ana dizinimdeki bir txt dosyasını backup 7'nin içine taşı. Ama backup 7'de de aynı dosya var. Şimdi normalde bunu bu argümanı kullanmadığımda bana gidecek varsayılan da ne yapacak? Oradaki bir txt dosyasının üzerine yazacak değil mi? Şunu yazsaydım, şu argümanı yazsaydım bana soracaktı. Daha burada eğer varsa yazmayacaktı. Bu argümanı yazsaydım bana soracaktı. Bu argümanı yazsaydım bana diyecekti ki kaynaktaki daha yeni ise üzerine yaz demekti. Update et diyecekti. Yani source benim kaynağımdaki dosya hedeften daha yeni ise üzerine yazacaktı. Bunu B ile çağırdığımda ne yapıyor biliyor musunuz? Buradaki kaynaktaki dosyanın aynısı hedefte varsa orada onun ikinci kopyasını oluşturuyor. Ne demek? Bakın taşıdım. Ne demek bu? Bakın ls l diyorum. Backup 7. Bu 7'nin içini açacağım. Bakın ne yaptım. Benim hedefte bir dosyam vardı değil mi? Bakın biri txt. Bakın aynı isimle bir dosya oluşturdu ama sonunda şöyle bir karakter koydu. Gerçekten bu dosya var mı? Hemen bakalım. Cat bir txt. Şöyle backup diyeyim. Bir txt. Bu hello ile değil mi? Öbürüne bakalım. Bakın bu daha iyi. İki dosyam var. Yani oradaki olduğu için ama ben dedim ki aynı isimde bir dosya görürsen üzerine yazma, sorma. Tamam, backup'ını oluştur. Çok iyi bir komuttur. Emin değilseniz örnek veriyorum, hedefle kaynak arasında bir aynı dosyalar var ama hangisinin gerçekte daha yeni olduğundan emin değilsiniz. Al işte backup. Backup argümanıyla çalıştır. Aynı dosyaları üzerine bu şekilde sonuna böyle bir karakter ekleyerek sana backup'ını oluştursun. Sonra zamanın olduğunda git kontrol et. Hangisi daha güncel, hangisi doğru dosya. Sonra istiyorsan diğerini kaldır. Evet, bu kadar. Env komutu bu kadar. Env komutumu elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.